çarpıcı köşe yazılarını dinlemek için kanalıma abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Cumhurbaşkanı Kabinesi Altılı Masa'nın liderleri ikinci tur görüşmelere 2 Ekim günü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde başlayacaklar. Altılı Masa'nın oluşturduğu ortak komisyonlar çalışmalarının sonuna yaklaştı. Ortak komisyonların somut projeye dönüştürdükleri çalışmaların başında iktidar değişikliğinde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için yapılacak yeni anayasa değişikliği geliyor. Ayrıca ekonomik krizin aşılması için acilen yapılması gerekenler de ortak hükümet programı anlayışta belirlenmiş durumda. İktidar yanlılarının zaman zaman dile getirdikleri altılı masanın halka sunacağı bir projeleri bile yok eleştirisi gerçeğe dayanmıyor altılı masa, iktidara geldiklerinde uygulayacakları hükümet programı denilebilecek bir metni kamuoyunu açıklayacak. Somut öneriler konusunda Deva Partisi lideri Ali Babacan, özellikle parlamenter düzene geçiş sürecinin nasıl yönetilmesi gerektiğini bir taslak olarak diğer liderlere sunmuştu. Bu konuda görüştüğüm Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Babacan'ın sunduğu iki taslağın diğer liderlerce olumlu karşılandığını vurguladı. Yeneroğlu, sorularımı yanıtlarken geçiş döneminde Cumhurbaşkanı kabinesi modelinin uygulanmasını önerdiklerini belirtti. Bu modele göre seçilecek Cumhurbaşkanının başkanlığında bir kabine kurulacak ve altılı masanın liderleri bu kabinede bakan olarak görev alacaklar. Yeneroğlu, Babacan'ın da gündeme getirdiği DEVA Partisi'nin önerilerini öyle sıraladı. Geçiş süreci için 6 ayın yeterli olduğunu düşünüyoruz. Bu süreçte güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi öngören anayasa değişikliği de yapılmalı ve 3 ay sonra yürürlüğe girmeli. Toplam olarak 6 ay artı 3 ay, 9 aylık süre yeterli olacaktır. Mevcut anayasaya göre yürütme organının yetkileri tek başına Cumhurbaşkanının elinde. Cumhurbaşkanı tek başına yürütme organı. Geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı bu yetkisini nasıl kullanacak? Bunun liderler düzeyinde belirlenmesi gerekir. Biz bu yetkinin katılımcılık anlayışı içinde Cumhurbaşkanı kabinesi ile mutabakat içinde kullanılmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Liderler Cumhurbaşkanı kabinesinde yer almalı. Mevcut durumda 16 bakan var, bu sayı artırılabilir. Bu liderlerin karar vereceği bir konu olur. Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı bu aşamada en önemli konu değil. Geçiş sürecinin yol haritasının ve uygulanacak temel politikaların öncelikli olarak mutabakatla kararlaştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda uzlaşmaya varıldıktan sonra kamuoyu aydınlatılmalı. Biz geçiş sürecinde izlenecek yol haritası taslağımızı hazırladık. 2 Ekim'de yapılacak liderler toplantısında mutabakata varılırsa, Ekim-Kasım aylarında izlenecek temel politikalar çalışılır ve kamuoyu aydınlatılır. Aralık ayı sonu veya Ocak ayında ortak aday belirlenir. Seçim Mayıs veya Haziran 2023'te olacağına göre bu çalışmalar rahatlıkla yetiştirilir. Liderler yol haritası üzerinde mutabakat sağladıktan sonra ortak cumhurbaşkanı adayı belirlenir. Cumhurbaşkanı adayı geçiş dönemi uygulamaları ve uygulanacak temel politikalar ortak taahhütte bulunur. Bu açıklamadan da anlaşılacağı gibi altılı masayı oluşturan partiler somut önerilerini gündeme getirmeye başladılar. Babacan'ın önce geçiş sürecinde yapılacaklar ve temel politikalar üzerinde ortaklaşmanın sağlanması sonra cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi önerisi diğer liderler tarafından da olumlu karşılanmış görünüyor. Bu durumda 2 Ekim günü Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak ikinci turun ilk toplantısında geçiş süreci, anayasa değişiklikleri, temel politikalar gündemin ağırlıklı konularını oluşturacak. Yeneroğlu'nun çalışmalar hakkında verdiği bilgiler, iktidar yanlılarının altılı masada sık sık gündemde tutmaya çalıştıkları gibi bir sorun, bir çatlak olmadığını da gösteriyor. İktidarın bütün çabalarına karşın altılı masa liderleri arasında bir çatışma yok. Aksine iktidar değişikliği halinde geçiş sürecinin nasıl yönetileceği, parlamenter sisteme geçişin gerektirdiği anayasa değişikliği, ekonomik krizle ilgili alınacak acil kararlar, uygulanacak temel politikalar gibi konular var. Altılı Masa bu konularla meşgul.